Elvan Alkaya şehitlerimiz Almanya'nın PKK'ya gönderdiği silahlarla mı vuruldu? Bild Sedushov ve Spiegel Şubat ayında Almanya hükümetinin Irak Kürt Peşmergilerine gönderdiği ancak PKK militanlarının kullandığı sandık dolusu silahların haberini yaptılar. Sedüş haberine göre Almanya PKK güçlerine 500 Milan tipi tank savar füze, 30 Milan füze fırlatma sistemi, 200 zırh delici bazuka ve buna ait 2400 mühimmat, 4000 G3 piyade tüfeği, 2 milyon mermi, 10 adet makinalı tüfek ve 10 bin el bombası daha göndermeye hazırlanıyormuş. Hatta Almanya bu silahlardan önce 10 zırh delici devreye aracı, Unimog sıhhi araç, ilk yardım malzemeleri ve 6 bin kişilik kışlık askeri kıyafet de gönderecekmiş. Bir gazetesinden habere devam edelim. Gazetenin bölgede röportaj yaptığı Muhammed Abdülkahar Aziz ve Miryam Abdullah Havat çifti, kızlarımıza Milan ismini verdik. Almanya'nın bize verdiği bu silah sayesinde IŞİD çetelerine karşı başarılı bir savaş veriyoruz. Kızlarımıza Milan silahının bize Almanya'nın bir armağanı olduğunu anlatacağız, diyor. Alman Savunma Bakanlığı sözcüsü daha sonra Hürriyet gazetesine PKK'nın eline geçen Alman silahları hakkında açıklama yapmış. Kürt yönetiminin silahların üçüncü bir tarafa verilmeyeceğini güvence altına alan sözleşmeye imza attıklarını söylemiş. Merkel de silah yardımı yapılacak gruplar arasında PKK'nın bulunmadığını söylemişti. Alman istihbarat örgütünün Türkiye'yi istihbari açıdan hedef ülke seçerek 5 yıl boyunca telefon görüşmelerini ve haberleşme trafiğini izlemesi sonrası Merkel'in açıklaması kimseye inandırıcı gelmiyor. Bu satırlar 30 Mayıs 2015'te sesli makalede yayınlanan Almanya'nın PKK'ya gönderdiği sandık dolusu silahlar isimli yazıma ait. O zamanlar henüz ne genel seçime gitmiştik ne de çözüm sürecini bitirmiştik. Alman Sedüşe Zeytun gazetesi Almanya'nın Peşmerge'ye gönderdiği silahlar arasında Milan tipi tank savar füzeleriyle parça tesirli el bombalarının olduğunun doğrulandığını, gönderilen 500 tank savar füzesinden 200'ünü PKK'nın ele geçirdiğine dikkat çekmişti. Hatta 200 tank savar füzesi araçlara yükleyerek Kandile götürdüğü yazıldı. Bu iddialar geçtiğimiz günlerde bir çöplükte bulunan mühimmat kartuşlarıyla gün yüzüne çıktı. Birkaç gün önce Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan çöplükte bölge halkı daha önce hiç görmedikleri bir görüntüyle karşılaştı. Sarıçam sakinleri çöplükte bulduklarını tanımlayamayınca yetkililere haber vermişti. Haber ajanslarına çöplükte bulunan atıkların ne olduğu şöyle düştü. Çöplükte inceleme yapan silah uzmanı jandarma ekipleri üzerinde Milan yazan onlarca tank savar füzesine ait kartuş olduğu belirledi. Çöplükte yapılan incelemede ayrıca LAV silahı kartuşu da bulunduğu belirtiliyor. Bugün ulusal gazetelerin manşetleri seçim öncesi dile getirdiğim Almanya'nın Milan füzelerinin PKK'ya geçtiği iddialarıyla dolup taşıyor. Çok değil bu haberden kısa bir süre önce de Almanya füze savunma sistemi ve birliğini geri çekme kararı aldı ve harekete en çok Gezi'ye ve HDP'ye. Ön saflarda destek veren Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth sevindi. Frankfurter Almanya gazetesi haberine göre SPD savunma uzmanı Rainer Arnold, bu hamlenin gerekçelerinden birinin Türkiye'nin PKK'ya hava operasyonları olduğunu iddia ederek, Türkiye'nin IŞİD'e yönelik NATO stratejisine bağlı kalmadığına dair bir izlenime sahibim, bu da Patriot misyonunun sona erdirilmesi için ek bir neden oldu dedi. Çözüm sürecinin bitiminden itibaren şehitlerimiz Almanya'nın PKK'ya gönderdiği silahlarla mı vuruldu? Sanırım PKK'nın kullandığı bombaların kime ait olduğu açıklanıp ve PKK terörüne destek veren o ülkeden hesap sorulursa hepimiz bu sorunun cevabını öğrenmiş olacağız. elvanankaya.sesli makale.com